kazandırması, onları ne kadar çok sevdiğinden hem canları hem mallarıyla dine yardım ettiklerinden dolayıdır. Onlar, evet, Evs, Hazreç afadı kimseler velledine evve ve nasaru, onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'yi hazırladılar ve ona yardım ettiler. Velledine tebevvüddâra vel iman, evi Medine'deki İslam evini onlara hazırladılar ve imanı hazırladılar. İmkan verdiler orada tutunmalarına. Darul Hicre ve Darul İman, iman yurdu, hicret yurdu dendi. Onun için Medine-i Münevvere'ye imanlarının gerçek olduğunu, Allah için her şeyi feda edebileceklerini açıkça gösterdiler. Evet. Ahibbe-i, onlar benim sevdiklerimdir, sevgililerimdir. Ve fiddin-i ihvani, din kardeşlerimdir. Ve alel a'da a'mani, düşmanlara karşı da düşmanlara karşı da benim yardımcılarımdır. Onlar canlarını, mallarını Allah yolunda harcadılar. İslam uğruna, Resulullah aşkına feda ettiler. Müslümanlara yardım ettiler. Vehümüllezine eve ve nasaruhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağırlarına bastılar ve ona yardım ettiler. Dar-ı Kudni, evet, Hazreti Enes'ten. El ansaru la yuhibbuhum illa mümin. Ansarı ancak mümin olan sever. Bu bahsettiğimiz Medine'li ilk Müslümanları, Mekke'den gelen muhacirlere ev kucak açanları, mallarını feda edenleri ancak mümin sever. Yani Medine'lileri sevmek kamil iman sahibi olmanın alametidir. Bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi, bunu kalben tasdik dile söyledi, mümin olur. Ama ensarı sevdiği zaman kamil mümin olur. Kamil müminin ve la yuqiduhum illa münafık. Medineli bu ilk Müslümanlara, ensar denilen ilk Müslümanlara peygamber yardım ettiklerinden dolayı buğz edilmez. Buğz edenler ancak münafıktır. Ancak münafıklar buğz ederler Medinelilere. Evet, men ahabbel ensara fe bi hubbi ahabbahum. Kim ensarı, Medineli bu ilk Müslümanları severse beni sevdiği için onları sevmiş demektir. Ve men abghadal ensara fe bi buğzi abghadahum. Kim onları buğz ederse bana buğz ettiği için onları buğz etmiş olur buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, ve men ahabbehum ahabbehullahu. Kim ensarı, Medine'li ilk Müslümanları severse Allah da onları sever. Ve men abghadahum abghadahullahu. Kim onları buğz ederse Allah da onları buğz eder. Evet. Bunlara özel bir şey vermiş, statü vermiş Cenab-ı Hak o fedakarlıklarından dolayı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her türlü fedakarlığı yaptılar Müslümanlar. Ondan dolayı Allah'ın çok sevgisini kazanmışlar. Bu hadis-i şerifi de Buhari, Bera bin Azib Hazretlerinden naklemiş. El ensaru ayetul müminin. Ensar müminlerin alametidir. Ve ayetul münafık aynı zamanda münafıkların da alametidir. Ansar hem müminlerin alametidir hem münafıkların alametidir. Evet, neden acaba? Evet, çünkü ansarı seven ancak müminlerdir. İmanı sebebiyle ansarı severler. Ansara buğz edenler de ancak münafıklardır. O bakımdan ensar hem müminliğin hem de münafıklığın alameti olur. Sevenler mümin olduğunu ispat etmiş olurlar. Onları buğz edenler münafıklığını ispat etmiş olurlar. Münafık kimselerdir. Evet. Yani imanın gereği, imanın şanı ensarı sevmektir. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten nakletmişler. Evet. Ensar Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Onun için onlara şimdi de Peygamberin komşuları, mücavirleri olduk için asılları, şimdikiler de o Medine'nin yerlileri,
dışarıdan gelenlere bir şey demiyoruz. Tabii her mümin güzeldir. Medine'ye peygamberimiz komşu olmak da güzel bir şeydir. Onlara da bir şey demiyoruz da bu saydığımız o zaman Evs Hazret kabilelerinden beri orada kalan onların torunu olanlar işte böyle güzel insanlardır. Peygamberin komşularıdır. El-Eydi Selase. Eller, şu bildiğimiz eller üç türlüdür. Üç kısımdır. Birincisi yedün nime vel minne vel kuvve vel kudre. Evet. Nimet eli, minnet eli, kuvvet kudret eli. Evet. Böyle üçtür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini tasdik eden bu mealde Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Mesela Zariyat suresinde ve semâe beneynâhe bi eydin, hani kudret elidir dedik ya, Allah kudretiyle semayı yarattı, bina etti. Gene hatta yutul cizze an yedin, burada da aynı peygamberin söylediği nimet, minnet. Evet, Allah Zülcel Hazretleri ben semayı böyle yaptırattı. Burada bir de kafirler Müslüman olmazlarsa böyle zillet anlamına kendi elleriyle boyun bükerek cizye vermedikçe onlarla savaşın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle yet kelimesi çeşitli manalara geliyor. Kur'an'da da böyle beyan edilmiş. Evet, nimet, minnet, kuvvet, kudret anlamına geliyor aynı yet kelimesi. Feyedullahi ulya. Allah'ın eli en yüksektir. En yüksektir. Çünkü Allah verendir, yaratandır. Bütün nimetleri verendir. Feyedul muti elleti teliha. Evet, şimdi dikkat edin. Efendimiz çok güzel etkili cümleler kuruyor. Çünkü muallimi Allah. Öyle güzel ifadeler. En yüksek el Allah'ın elidir. Ondan daha yüksek el yoktur. Evet, Allah için mecbur olmadığı halde fakire fukaraya veren, Allah yolunda harcayan, sadaka veren de ondan hemen aşağısındadır. Ona yakındır. Evet. Efendimizin böyle ifadeleri var. Ana ve kafir yetim fil cennet hakeza. Yetime bakanla ben cennette böyleyiz buyurmuş. Şimdi parmağını böyle yaklaştırmış, cennette yan yanayız anlamına geliyor. Şimdi burada olduğu gibi orta parmak şehadet parmağından biraz uzun. Yani benim makamım burada, hemen dibinde de yetime kefil olan, onu büyütüp besleyen, bakıp kollayan gelir. Aynı burada da Allah'ın eli en yücedir, en yüksektir. Evet, ondan sonra da diyor ki veren el, işte Allah için mecbur olmadığı halde fakire fukaraya veriveren el de hemen o elin dibindedir, ona yakındır. O kadar makam yüksektir. Ve yedüsse ili süfre. Evet, isteyenin eli alçaktır. Verirken de zaten o böyle veriyor, o da böyle açıyor. İsteyenin eli alçaktır. Evet, kimin eli alçaktır isteyenin? Zaruri değil. Açlıktan öleceği yok, susuzdan öleceği yok. Şimdikiler olduğu gibi. Apartmanı var, dileniyor. İhtiyacı yok, dileniyor. Aha, bunun eli şerefsizdir, alçaktır. Alçaktır. Yok, adam ıstırarından dolayı isteme hakkı var. Dinen bunun eli değil. Yani şerefsizdir, alçaktır demeyiz. Adam ölsün mü? Hayır. Ölmemek için dilenebilir. Buna din izin vermiş. Böyle değil. Öyle bir zarurat yok. Para biriktirmek için açıyor. İşte bu şerefsizdir, alçaktır bu isteyenin eli. Evet, böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemeyi yasaklama konusunda etkili bir ifade kullanmış. Evet, fatil fadle, fa'atil fadle. Ey mümin, kendinden bakmakla yükümlü olduğun eşinden
oğlundan, kızından, ailenden, muhtaç haldeki babandan, dedenden, muhtaç haldeki oğlundan, torunundan fazlasını ver. De, elin böyle Allah'ın eline yakın olsun. Öyle mertebe kazan. Evet, böylece Peygamberimiz hak yolunda vermeye teşvik etmiş. Teşvik etmiş, istemeyi de keskin bir ifadeyle, kötü olduğunu ifade. Ve la taciz an nefsik. Kendinden fazla olanı ver. Kendi muhtaçken ona verme. Sonunda niye verdim de işte başıma bu geldi dersin. O daha kötü. Çocuk, çoluk çocuğun açken ona başka, önce kendin, ailen, çoluk çocuğun, ana baba, usul furu buna dahildir. Bunlardan fazlasını ver. Kendini, aileni zor durumda bırakma, müşkül durumda bırakma, onlara zorluğa sokma diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ Allah-u Zülcelal İsra suresinde elini boynuna asılı bırakma, cimri olma, hiç vermiyor hayra. Böyle olma sakın ha. Böyle tepsut ve küllel bastı fetek udemelüven mahsur. Evet, mahsura. Ama hesapsız kitapsız verip de durma. Kendi ihtiyacını, ailen ihtiyacını, usul furuğun muştası ondan ihtiyacını ayır. Ondan sonrasını ver. Yoksa nereden verdiydim de işte aç kaldık da susuz kaldık da diye çırpınmaya gidersin. Rezil duruma düşersin, pişmanlık, kınanır duruma düşersin. Ayet-i Celle bu, Efendimiz onu söylüyor. Kendini aciz durumda bırakma, zor durumda bırakma, fazlasını ver, ailen fazlasını ver. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Müslim'de hadise göre minberdeymiş, sadakadan bahsediyormuş. İşte ihtiyacı var, iffetli. Şimdi ayetler gelecek. Başkası el açmak şerefsizlik ya, iyi değil ya. İhtiyacını söylemiyor. Söyleyebilir. Fedakarlık ediyor. Kimseye halini söylemiyor. İşte bunlardan bahsediyormuş. Sadaka güzeldir. Dilenmek iyi değildir. Ama afif olmak, yani ihtiyacı varken ölecek durumda değil. Yani açlıktan dolayı ölmek iyi değil. Ölecek durumda değil, dayanabilirse kimseye ben acım demeyen, susum demeyen iffet sahipleri övmüş, bahsetmiş. El yedil ulya hayrun minel yedil süfra. Veren el, elan elden daha hayırlıdır diye de vermeyi hedef tutmuş. Vel yedil ulya en münfika. Yüksek el veren, nefaka veren, infak eden ve süfla es-sâile. Alçak el de isteyendir, isteyen eldir buyurmuş. Evet, Abdullah bin Ömer diyor ki, bu yedil ulyanın içine işte bu ihtiyacı varken iffetinden dolayı kimseye halini arz etmeyen iffetli fakir de girer. Bu da, bunun eli de şerefli eldir diye mana vermiş. Evet. Gerçekten zaten verirken de infak eden, veren el, isteyen elden üstün olur. Dilencilikten böyle bu duruma düşmemek için fedakarlık eden de ötekinin sınıfına girer diyor. Böylece Peygamberimiz infak etmeye, harcamaya, insanları doyurmaya, önce insanları, tabii canlıların hepsine, buna domuz da dahil, canlıdır. Acından, susuzluktan öldürmeyeceksin, su vereceksin, karnını doyuracaksın, canlı olduğu için. Evet, önce tabii insan, yaratıkların en şereflisi, hayvanlara da böyle aç susuzsa vermek. Bunlar teşvik edilmiştir, onlara vereceksin, teşvik etmiş Efendimiz. Bu Allah'ın rızasını kazandıran bir taattır. Evet. Yedil ulya hilmü, böylece infak eden el yüksek eldir, şerefli eldir olduğuna tüm alimler bu hadis ışığında icma etmişler, karar vermişler. Mertebesi yüksektir. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Malik bin
Nadle Hazretlerinden radıyallahu anh'tan bu hadisi nakletmişler. Evet. İnfak etmek, yani zekatı vereceksin zaten. Zekat Allah'ın emri. Namaz kılmak nasıl borcunsa, zekatta helal yerden kazanmışsın, ihtiyacından fazla, zenginlik şartını 200 dirhem gümüş, 81 gram altın, işte ne tutuyorsa her sene değişiyor ya altın fiyatları. Borcundan hariç, bu ihtiyacından hariç bu kadar bir servetin var. Bundan da bir sene geçmiş, zekat vereceksin. Bu Allah'ın emri. Ama bir de mecbur olmadığın halde aç olana vereceksin. Bu işte şerefli el, Allah'ın eline yakın el oluyor. Bu sırf rızayı bari için veren eller. Evet. Allah'ın emrine bağlılık, Allah'a imanını gerçekleştirme oluyor. Çünkü insanlar malı severler, parayı severler. Ama bu mecbur olmadığı halde infak eden adam Allah'a daha çok inandığını ispat ediyor. En sevdiğini Allah yolunda hiç tereddütsüz acaba filan demeden rahatlıkla veriyor. İmanının kemaline işarettir diyor. Hadis-i şerifler bunu gösteriyor. Evet. El-i'manu, iman nedir? Lugaten tasdik demektir. Haber veren adamın haberini anlamak, onu kabul etmek, doğrudur diye inanmaktır. İnanmaktır. Doğru söylüyor demektir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde de el-i'manu en tü'mine billahi, iman Allah'a inanmaktır. Gelecek hadisi okuyacağız. İşte ementüyü saymış. Ementüdeki esaslara iman etmektir buyurmuş. Şimdi bir şeyin varlığını haberdar oluyorsun, bunu anlıyorsun. Bu iman değil. O gördüğünün doğru, tasdik ettiğin zaman iman oluyor. İman oluyor. Onu kabul ediyorum demedikçe iman olmuyor. Görüyor, vaka bu. Deneyi yapmış, görmüş. Evet, bu iman değil. Kabul etmek, tasdik etmek iman olur. Evet. İşte bu iman tasdik edirseniz kalbinizde sırf Allah tarafından bilinir. Kimsenin kalbinde olanı başkaları bilemez. Tabii peygamberimiz mucize olarak bilir. Peygambere çok yakın olanlar, ki biz ona evliya diyoruz, onlar da keramet olarak bilir kalbinden geçeni. Ama normalde kalpte olanı ancak Allah bilir. Sırları Allah bilir. O adam Allah'ın varlığına, birliğine iman etmiş, peygamberin peygamberini kabul etmiş, onun söylediği kabul etmiş ama söylememiş. Hareket haline gelmemiş. O Allah yanında mümindir. Bizim yanımızda mümin değildir. Bilmiyoruz ki ne yaptığını, neler yaptığını görmedik. Ha işte bu adam mümin Allah yanında. Biz ona mümin muamelesi yapabilmesi için organları da, azaları da, dili, gözü, kulağı, eli, ayağı, diğer organları bu inandığının eseri olarak Allah'a inandığının, Allah'ın emirlerini yapmalıdır. Ha, bayram namazına gittiğine göre Müslüman deriz. Namaza geliyor, cumaya geliyor, Müslüman deriz. Çünkü Ettehiyyatü lillahi ve salatu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyoruz. İman etmemiz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi namazda var. Adam bilmiyorsa ne olacak? İmama uyduğu için, imam olan adam bunları bilmese imam olamaz zaten. İmamın söylediği cemaatin söylediğidir. Onun için gelip de imama uydum, şu imama dese, namaza dursa bir adam, bunları bilmese bile bu kelimeyi, imamın söylediği, onu söylediği için namaz kılana mümin denir, Müslüman denir. Cuma namazı kılan, bayram namazı kılan, camiye gelip namaz kılan, herkesin içinde namaza duran kimseye kafir denirse, men ekfer raculu fakat ba'a biha. Evet, Müslümana, mümine, kafir diyenin kendisi
kafir olur. Küfür onun başına çullanır. Fakat bâ'e bihâ, küfür şeyini o üstlenir buyuruyor. Onun için buna çok dikkat edeceğiz. Efendim kavmimiz kızıyor. Kafir, gavul diyoruz. Yo, dur bir dakika dur. Tamam, kızmak iyi bir şey değil. Bir delikanlı gelmiş, ya Resulullah ben demiş cahil adamım, çölde yaşıyorum. Kafam da pek almaz. Bana bir kelime, basit bir kelime söyle ama cennete gideyim ha demiş, kurtarayım kendimi. La tağdap demiş. Kızma, öfkelenme evladım demiş. Demiş ya Resulallah o kadar da değil yani, biraz söyle demiş yani. O kadar da aptal değilim. Yine la tağdap demiş. Demiş ya Resulallah herhalde beni çok şey zannettiniz. Biraz daha söyle. La tağdap demiş yine. Dört defa la tağdap, kızma. Neden? İnsana Allah akıl vermiş. Aklı insanların hayvan ayıran meleke, akıl. İyi kötüyü ayırıyor. Ama kızdığın zaman kafa çalışmaz. Kızmak bir duygusal iştir. O duygusallık sebebiyle aklı örter duygusallık. O öfkeyle işte Allah'a söver herif. Peygamber'e söver herif. Kabe'ye söver herif. Ezan'a söver herif. Bunları söven de mümin olamaz. Mümin olamaz. Evet. İmanından olur. Onun için La tağdab. Dört defa söylemiş. Kızma. Bu sana yeter. Aklın kullanırsın. O aklınla doğruyu bulursun. Fazla anlayamıyorsan öfkelenmek. Şimdi hocam işte biz 15-20 senedir evliyiz. Ama canım çok sıkıldı, kızdırdı hanım. Onu 9 talakla başladım. Ama şimdi çok pişmanım. Elimden bir şey gelmez. Bütün haklarını kullanmışsın. Ben bir şey yapamam. Çok pişman olursun. Öfkeyle söylemekle affa uğramıyorsun. Evet. Bilmiyordum benim kanunu bilmemek. Bugün kanunda bile, Türk Ceza Kanunu'nda kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Yoksa hakim her gelen bilmiyordum efendim der, kurtulmaya çalışırdı. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bilmemek mazeret değildir. Öfkelendiğin anda ağzından küfür çıktı mı imanını yıkarsın. Onun için diyor Peygamber la tağdab diye, kızma diye. Evet. El imanu iman. Evet. İçeride olduğu için Allah katında bu inanmış olsa bile o inancını diliyle, hareketleriyle dışa aksettirmedikçe biz ona mümin değildir desek vebal altında kalmayız. Görmedik ki bir şeyini. Diliyle söylemedi. Camiye geldi. Mümindir. Onu söyledik. Soruyorsun adama. Ölüm tehlikesi yok. Dayak tehlikesi yok. Bir sıkıntıya uğrama tehlikesi yok. Arkadaş senin ne olduğunu bilmiyoruz. Müslüman mısın? Gavur musun? Soruyoruz. Gülüyor böyle. Bu adam mümin olamaz. Elhamdülillah Müslümanım demesi lazım. Evet Müslümanım demesi lazım. Hiçbir korku yokken söylemezse demek kalbinde iman yok sayılıyor. Kanun böyle. Tehlike varsa o zaman bir şey demiyoruz. İmanın aslı kalben tasdiktir. Ama dille rükündür. İhtiyaç halinde söylemezse o da yok sayılır dinde. Onun için iman kalben tasdik, diliyle ikrardır denir. Ama asıl rükün, temel kalben tasdik. Gerektiğinde söylemezsen kafir olduğun için o da rükündür. Kalben tasdik, diliyle ikrardır diye. Ondan sonra mesela ilk Müslümanlardan Yasir, Ammar, hanımı Sümeyye yatırmışlar işkenceyle Ammar'ın yanında oğlanları. Yasir'le Sümeyye'nin oğlu Ammar. İşkenceyle yapmışlar, kızgın kuma çıplak yatırmışlar. Bir bacağını bir deveye bağlamışlar, bir bacağını birer deveye anasının, babasının Yasir'in yanında. Develeri kamçılamışlar, koparmışlar kollarını, develer gidiyor, koparıyor. Ayırıyor, bacaklarını koparıyor. Tabii çığlık, feryat içinde. Bunu görünce, sen ne diyorsun, ne demem istiyorsunuz? İşte peygamberi kötüle. Tamam, söyledikleri kelimeyi söylemiş.
ama kalbinde peygambere bağlılık var, iman var. O feci ölümden kurtulmak için bunu söylemiş. Gizli Müslümanlardan görenler koşmuşlar, gelmişler peygamberimize. Yasir gitti ya Resulallah. O da sana kötü şey söyledi. Hayır, peygamberimiz görüyor manzarayı. Benim gibi cam gözlük takmıyor. Onda nübüvvet gözlüğü var. Manzarayı görüyor. O sırada da serbest kalmış işte onu söylediği için. Ağlayarak, koşarak Resulullah'a gelmiş. Yasir Hazretleri, Ammar Hazretleri. Yarısı mahvoldu, yok oğlum demiş. Annen baban kahramanlık yaptı. Çok yüksek rütbeler kazandılar. Canlarını bile feda ettiler. Sen ruhsatı yaptın. Bir insanın kalbi Allah'a inanıp dururken, benim peygamberimi kabul edip dururken, ölüm halinde böyle eziyet, zor durumda kaldığında diliyle kendini kurtarabilir. Buna izin var. Sen ruhsatı yaptın. Onlar azimeti yaptılar. Büyük rütbe kazandılar buyurmuş. İşte burada da onu söylüyor. Evet. Biz bir adamın Müslüman olduğunu hiçbir tehli yokken söylemesi gerekir. Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanı demiyor. Demek ki yok diyebiliriz. Böyle demiyor. Yani böyle bir şey soruyor, muhatap kalmadı. Camiye geldi. Kafir diyemeyiz. Böyle bir adamı yaptığından dolayı yorum yapar, yorumunda yanılabilir. Kastı inkar değil, küfür değil, yorumunda yanıldı. Kafir diyemiyoruz. Onun için camiye gelene bayram namazı kılsa kafir diyemiyoruz. Dersek inkar etmemiş bir adam olduğu için küfür diyor peygamberimiz, onun tepesine yağar diyor, onu söylüyor. Evet, yalnız dediğim gibi İmansız İslam olmaz, İslamsız da iman olmaz. Evet. Müminim ama hiç namaz kılmıyor herif. Hiç namaz kılmıyor, olmaz. Bunun bir alameti olacak, göstereceksin. Bir bayram namazına gideceksin ya. Olur mu? Evet. İmansız İslam, İslamsız iman olmaz. Gerektiğinde İslam, yani Müslüman, herkesin senin mümin olduğunu, Allah'a inandığını görecek bir hareket. Namaz kılmak bunlardan biridir, hacca gitmek bunlardan biridir, İslam şartları olan zekat vermek bunlardan biridir. Bunları göstereceksin ki herkes senin mümin olduğunu anlasınlar, anlasınlar. Evet. Şimdi ben müminim demek yetmez bu açıdan. Bu anlamda ben Müslümanım elhamdülillah demek yeter. Yani namazı da kabul ediyorum. Zekatı da, haccı da kabul ediyorum ve elhamdülillah kılıyorum anlamında, bu sadette ben Müslümanım demesi de bu anlam itibariyle gerekir. Ki Peygamber Hucurat Suresinde gelmişler Arabiler, Kâletil A'râbu, Çöl Bedevileri gelmişler, demişler ki Âmennâ, biz de inan ettik. Peygamberimiz biliyor kalplerinin inanmadığını. Evet. Kul, söyle Habibim onlara, lem tü'minû, siz inanmadınız de onlara. Velakin kulu eslemna, Müslümanız deyin. Biz inandık sana, inancımızı da göstereceğiz. Namaz kılacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz. İslam'ın gereklerini yerine getireceğiz. Bu da gerektiğinde bunları yapmayan, söylemeyen, Müslüman olmayanın rükün olduğunu ifade eden bir ifadedir Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerden birisidir. Evet. Tasdik bil cenan, evet, ikrar bil lisan. Kalben tasdik ettikten sonra bir de o azarlarla şey diyeceksin, onu göstereceksin. Allah'ın huzurunda eğilip namaz kılacaksın. Evet, iman budur. El imanu, iman nedir? Marifetun bil kalp ve kavlun bil lisan. Evet, bu kelimeler İmam-ı Azam Fıkh-ı Ekber'inde var. İslam dininde işte itikat deniyor bunlara. Bunları bir cümlelerle İmam-ı Azam ifade etmiş. İkrar bil lisan, tasdik bil cenan, ikrar bil lisan. Nereden çıkıyor? İşte bu hadislerden. Yani hadislere dayanarak bu cümleleri koy. El imanu, iman nedir? Marifetun bil kalp
Allah'ın varlığını bildiğini bilip kabul etmek ve kavlun bil lisan, evet, dil ile söylemektir. Ve amelun bil erkan, ve azalarla iman, mümin olduğum imanın gereklerini yapmaktır işte. Evet, bu sözlerden çıkıyor. Tasdik bil cenan, ikrar bil lisan sözü. Evet. Tabii kavlül lisan dediği Efendimizin dilin sözü nedir o? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem, bakın, eşhedü, eşbedü diyor adam. Yalan, yanlış. Eşhedü, he he. Evet. He. Eşvedü değil. Eşhedü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demektir. Kavlun milisa o demektir. Şehadetin kelimesini söylemektir. Evet. Bu kalbin işi tasdik, organların işi amel. Amel aza cevarih derler buna. İşte görünen azalarımız, gözün harama bakmaması, dilin küfür etmemesi, gıybet etmemesi, yalan söylememesi, kulağın yalan küfür dinlememesi, elin harama uzanmaması, ayağın küfür yerlerine gitmemesi. Bu azalarla kalbimizden tasdik etmek lazım. Şehadet kelimesini şey etmek lazım, ispat etmek lazım. Şimdi imanın bir özü var. İmanın özü la ilahe illallah Muhammed Resulullah veya eşhedü en la ilahe eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Rabbühü ve Resulü. Gözümle görür gibi şahit buna denir. Gözle görülen şeye şahitlik etmeye şahit denir. Gözümle görüyor gibi ben Allah'ın varlığına, cennetin, cehennemin varlığına, ahirete inandım. Böyle tasdik kabul ettim. Ve eşhedü enne Muhammed Rabbi ve Resulü, Peygamber Muhammed Mustafa'nın kulu, Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu gözümle görür gibi kabul ettim. O kadar kesin. Demek Allah'ın Kur'an'ında ne varsa hepsini kabul etmek demektir. Ben Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğunu kabul ettim demek, onun haber verdiklerinin hepsini kabul etmek demektir. Diyelim ki diyor İmam-ı Azam, bu bin madde olursun, bu kabul edilecek, inanılacak şeyler. Bir adam 999'unu kabul etse, bir tanesi bunu aklım vermiyor, bunu kabul edemiyorum dese kafir olur. İman tecezzi kabul etmez. Hepsini kabul edeceğiz. Şimdi kabul etti, tembelliğinden dolayı inkar etmiyor. Aklım ermiyor demiyor. Kabul ediyor ama yapmıyor. Suçludur. Günahkar mümindir. Ama mümindir. Ama böyle demiyor. Tamam tamam da bu meseleye aklım yatmıyor. Böyle yaptı mı bu adam mümin değildir. Kabul edecek, inkar etmeyecek, şüphe etmeyecek. İman şüphe götürmez. İman şüphe götürmez. Yok kardeşim, topuruk oluyorsun. Orada ne yani? Ahiret diye bir şey benim mantığım pek yatmıyor. Mümin olamaz. Çünkü Kur'an'da emir var. Ahiretten bahsediyor. Peygamber ondan bahsediyor. Şüphe götürmez. İman şüphe götürmez. Onun için şüphe etmekten, Allah'a ortak koşmaktan, Allah'ı inkar etmekten, küfürden Allah'a sığınıp durmak lazım. Böyle laflardan kaçınmak lazım. Ama adam bunları bilmiyor, böyle laflar ediyor. Böyle laflar ediyor. Evet. Bu çok yanlış. İmanı götürür. İmanı götürür. Bu konuda tabii Eş'ari, Maturidi, Mu'tezili vesaire vesaire mezhepler türemiş. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı üzereyiz. İtikatta imamımız Maturidi, İmam Maturidi. Amelde, pratikte namaz kılma şunda bunda da Ebu Hanife. Evet. Bazı kimseler Eş'ari diyorlar. Bir de o zat var itikat konusunda. Pratikte de İmam Şafii Hazretleri, Muhammed bin İdris Eş-Şafii'yi kabul etmişler rahimeullah. Bazı kimseler de Malik bin Enes'i, Kuzey Afrika,
Fas, Tunus, Cezayir, onlar da Maliki mezhebini kabul etmişler. O pratikte bazı detaylarda farklar var. İnançta fark yok. Mesela biz kıyamdan sonra rüküye giderken Allahu Ekber deyip gidiyoruz. Ama Şafiiler ne yapıyorlar? Elini kaldırıyor, bir daha gidiyor. Evet. Şimdi mezhepler neye farklı? Onu arz edeyim bir cümleyle. Evet, İmam Şafii sahabeden örnek alıyorlar. Bir sahabe diyor ki peygamber rüküye giderken elini kaldırdı. Peygamber rüküye giderken elini kaldırdı. Sahabilerin aleyhinde konuşulmaz. Temiz adamlar olduğu Kur'an'da tescil edilmiş. Başka sahabe de diyor lan o cemaatte diyor, onun söylediği cemaatle namaz kılmadı diyor. Sağır adam vardı diyor. Peygamber ona elini kaldırdı diyor. Her zaman kaldırmadı diyor. İmam Azam da bunu almış. Onun için bizde el kaldırmak yok. Ona da el kaldırmak. Yani bu anlayışlardan farklı. Evet, bazı kim sahabiler elini diyor göbeğinin altında bağladı kıyamda. Biz bunu almışız. İmam Malik diyor hayır bağlamadı, salıverdi diyor. Öyle sahabi de var. Anlayış farklarından sahabilerin görmüyor mesela nereye bağladığını ama söylüyor. Sahabi aleyhine konuşamayız. Böyle seçmelerinden dolayı mezhep farkları var. İmanda yok. İmanda böyle farklılık yok. Teferruatta farklılıklar var. Bunu söylüyorum. Çünkü buradan hacca giden adam Kabe'de Malikiler de var. Hocam ya adama bak be. Namaz kılmıyor ya. Ellerini salıvermiş. Ya onlar mezhebi öyle kardeşim. Bilmediği için ona tuhaf geliyor. Bana da ilk gittiğimde böyle tuhaf gelmişti. Ama baktım onlar da nurlu yüzlü adamlar, Müslüman adamlar. Bizimle böyle tavaf ediyorlar. Elini kaldırıyor böyle, elini salıveriyor. Ha. Görünce insan içi yatışıyor. Yoksa kitaptan okumayla bu iş olmuyor. Çok faydası var böyle Müslümanlarla birlikte olmanın. Bunları öğrenmiş oluyoruz. Mesela Ettehiyyatı okurken Eşhedü en la ilahe illallah demek sünnet. Ama bunu tam bilmiyorsan hiç kaldırma. Yanlış yerde parmak kaldırmak iyi değil. Hiç zaten mecbur değilsin de bu sünnet. Hani nutuk çeken herifler böyledir, 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 böyledir diyor ya. Ha öyle. Allah'tan başka ilah yoktur, vardır diye bastırıyorsun. Söylediğini şey, teyit etmek anlamında. Biliyorsan böyle eşhedü en la ilahe illallah. Ama bilmiyorsan kaldırma arkadaş. Mecbur değilsin zaten. Şimdi ne yapmış bunu Faslı Tunuslu? Orada da tam tahsilleri yok, bilgisi yok. Bizimkilerin var mı sanki? Namazda şimdi geliyorlar bana. Hocam şu herife bak ya. Namazda dalga geçiyor. Eşhedü en la diyecek ya, indirecek ya. Onu bu böyle yap. Hocam oyun oynuyor ya bak diyor. Dur. Elle bu adamın bir şeysi öyle. öyle yetişmiş, öyle görmüş. Yani bilmek, görmek ayrı bir şey. Yoksa taassup oluyor. Hocam bak ya oyun oynuyor namazda diyor. Olur, oyun oynamıyor. Adamın şeysi öyle, böyle. Parmağını böyle yapacağını tam bilmiyor. Böyle yapıyor. Namaz boyunca yapıyor. Yani. Kalbini, göğsünü kıbleden çevirmedikçe de namazı bozulmaz. Onun için bize göre hep edip durmak mekruh. Ama namazı bozulmaz. Mekruh iyi değil. Onun için elleme. Öyle öğrenmiş. Onunla kavgaya gitme. Evet, bunlar itikat konusunda bilgi gerekir. İmanı kaybetmemek için. Amel konusunda da bilgi gerekir. Yanlış iş yapmamak için. Evet, namaz kıl, kızıl kıl da abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. Adam şimdi böyle yapıyor. Dirsekleri kuru. Bu adam abdesti yok. Çünkü kol yıkamak farzdır. Kolun içine dirsek dahil. Peygamberimizin sözü var. O da öyle kılmış, öyle abdest almış. Adam böyle yapıyor, burası kuru. Geliyor namaz kılıyor. Bu adamın namazı yok. Bilmeden olmaz. Onu söylemek istiyorum. Bilmeden olmaz. İşte secde ederken ayaklar yukarıda kalıyor. Veya ayaklarının sırtını yere koyuyor. Namazı olmaz. Bunları bilmesi lazım. Namazın da şartları var. Bunlar olmazsa namaz olmaz, bilmeden olmaz diye ondan söylüyorum.
ezbere Müslümanlık bu devirde, hele imanı bile koruyamazsın. Televizyon dünyanın her türlü fikrini gözünün önüne, evin içine getiriyor. Kafirlerin, putperestlerin şeylerini de gösteriyor. Orada gölerken mesela film seyrediyorsunuz. Orada filmde herif sarhoşu canlandırıyor. İçiyor filan. Mehmet, herif güzel yaptı ya. Helal olsun herife. Denir mi ya? İçki içmek haram değil mi? Allah'ın haram dediği helal olsun denir mi? Allah'ın haram dediği helal diyen adam kafir olur. Ama bilmiyor o adam diye. Kanunu bilmemek mazeret değil. Bilmeden olmaz diye buna söylüyorum. Hem itikat meselelerinde ne zaman küfre düşer insan bunu bilmeli. Hem de namazı nasıl kabul olur bunları bilmeli. Mutlaka, mutlaka bu farz-ı ayın. Detaylı şeyler farz-ı kifaye. Ben söyleyeceğim, ben bileceğim. Hoca olan bilecek, imam bilecek. Ama herkes bilmesi mecbur olan şey farz-ı ayın. İlmihal deniyor işte. Namazın geçerlilik şartı, haccın geçerlilik şartı. Bunu hep bileceksiniz. Bilmemek mazeret değil. İmanı küfre düşüren şeyi bilmemek mazeret değil. Nikahı iptal eden, boşamaya sebep olan lafları bilmemek mazeret değil. Söyledin mi nikah gider. Söyledin mi iman gider. Onun için mutlaka öğrenin, okuyun, sorun. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğinizi bilene sorun. Allah'ın emridir. Bu konularda ezbere olmaz. Hele bu devirde hiç olmaz. Çünkü bütün fikirler geliyor evin içine. Bilgili, şuurlu, bilinçli Müslüman olun. Zaten bizim ezberimizde olan şeyleri, bildiğimiz şeyleri peygamber marifetun bil kalb ve kavlun bil lisan ve alun bil erkan dedikten, buyurduktan sonra el imanu billahi. Evet. İman Allah'a inanmaktır. Allah'ın zatına, sıfatlarına inanmaktır. Allah'ın sıfatları var. Zati sıfatları var. Sübuti sıfatları. Bir de selbi sıfatları var. Mesela hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah diridir, ölmez. Her şeyi bilir, bilir, bilmediği yoktur. Her şey işidir, semi'dir, işitmediği yok. Evet, basar sahibidir, görmediği yok. Allah'ın kudreti, kudret sahibidir, kudretin yetmediği hiçbir şey yok. Evet, Allah irade etmeyince, istemeye hiçbir şey olmaz. Ondan sonra kelam, Allah'ın kelamı, konuşması vardır. Tabii bizim konuşması gibi değil. Evet, bunu kabul edeceksin. Bir de tekvin. Allah yaratır. Başkası yaratmaz. Ama konuşurken ne diyor? Ne diyor futbolcu? Bizim antrenör bir takım yarattı kardeşim, görme. Herkesi darmadağın ediyor. Adın ne lan senin? Ali. Yani Müslümansın. Yaratmak Allah'a mahsustur. Değil mi? Evet. Niye yarattı diyorsun o zaman? Evet. Kasten söylese cehenneme gider. Küfür sahibi. İnşallah kafir sayılmaz da ama bir cezaya çarptırılır. Yarattığı sözü Allah'ın hakkıdır. Tekvin sıfatı onundur. Senin benim yaratma sıfatım yok. Maalesef bu cehaletten yarattı diyor adam. Başka şunu yaptı, yarattı diyor. Yaratmak Allah'ın sıfatlarındandır. Buna inanacaksın. Sıfat selbiye, vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetin havadis, kıyam bi nefsihi. Allah vardır. Varlığının önü arkası yoktur. Ben şu tarihte doğdum. Ondan evvel yoktum. Allah'ın takdir ettiği yerde öleceğim. Ondan sonra yok olacağım. Allah'ın böyle önü başı yok. Evet. Vücut var. Ben bir annem babandan doğdum. Allah anne babadan doğdum. Lem yelit ve lem yulet. Evet. Böyle anası babasından doğmadı. Kendiliğinde vardır. Evet, kıdem önü yoktur. Baka sonu yoktur. Evet. Vahdaniyet tektir. Yani ikinin yarısı bir anlamına değil. Ortağı benzeri olmayan birdir. Kıyam bi nefsihi
kendi kendine vardır. Muhalefetin lil havadis, şu görülenlerden hiçbirisine benzemez. Benzetemeyiz. Allah'a mahsus. Ha, bunları bileceksin. Allah'ı böyle bileceksin. Ama şimdi önümüz Aralık bitince yılbaşı. Değil mi? Hristiyanlar saçlı sakallı Noel Baba'yı gösteriyorlar. Tanrı'yı da böyle tarif ediyorlar. Şimdi başladı şimdi. Bir buçuk ay öncesinden başlıyor televizyonlarında Noel Baba ile ilgili hikayeler, şeyler. Bizimkiler de Avrupa'ya çok hayran. Allah'a şekil vermeye kalkıyorlar. Haşa. Allah şekle sığmaz. Vardır, birdir, şekle sığmaz. Zamana sığmaz, mekana sığmaz. Bizim inancımız böyle. Ama onlar böyle bir şekle sokuyorlar. Bize de bulaşıyor. Bilmediği için. Ama kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Mutlaka bunları bileceksin. Müslümansan mutlaka bunları bileceksin. Allah'a şekil, resim çizmek asla caiz olmaz. Evet, böyle bu sıfatlarla Allah'a inanacaksın. Evet, onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İman Allah'a inanmaktır, zatına sıfatlarıyla beraber Allah'a inanmaktır. İkrarun bil lisani, dil ile söylemektir inandığını. Ve tasdikun bil kalbi, kalben Allah'ın varlığına, bildiğine, bu şekilde olduğuna tamam diye tasdik etmektir. Ve amelun bil erkani, evet, rükünlerle amel etmek, yani azalarımızla inandığını gösteren hareketler yapmaktır. Evet, bunlar olmazsa iman olmaz. Bunlar olmazsa iman olmaz. Evet, bu konuda ben tasdik ediyorum ama söylemeyeceğim. Olmaz. İkrar bir lisan da kalp, imanın rüknüdür. Olmazsa olmaz. Demin de söylediğim gibi tekrar diliyle söylemek, tasdik ettiğini, tehlike yoksa, zor durumu değilse, böyle bir korku yoksa, evet Allah vardır, bir din, ben bunu tasdik ediyorum, kabul ediyorum diliyle söylemesi lazım. Bu yoksa, böyle bir şey yoksa olmaz. Ehli kıble sayılmaz. Ehli kıble sayılmaz. Mümin, Müslüman sayılmaz. İkisi beraber bulunmalı. Evet, şehadet kelimesinin iki unsurunu tasdik etmeli. Evet, ben Allah'a inanıyorum. Ama Muhammed akıllı bir adammış. Bu mümin olamaz. Bu mümin olamaz. Evet. Hristiyan ilim adamları da Allah'a inanıyorlar. Tesadüf diyorlar, yok. O palavra. Tesadüf olur mu ya, bu kadar nizam? Ama Muhammed akıllı adammış ya. Diyorlar. Bunlar mümin olamaz. Allah'a inansa bile. Çünkü neden? Fettebu'n nebiyyel ümmü. Aminu billahi ve rasulin nebiyyel ümmi. Allah'a inanın. Onun ümmi peygamberi Muhammed Mustafa'ya da inanın. Allah'ın emridir. Ben inanıyorum ama senin bu sözünü kabul etmiyorum demek küfrün daniskasıdır. Şeytan Allah yok demedi. Secde et dedi, Adem'i yarattı. Bütün melekler fesedel melaike, meleklerin hepsi secde ettiler. İstisnasız şeytan iba etti, hayır dedi. Niçin dedi secde etmedin? Bak sen yoksun, sana inanmıyorum demedi şeytan. O dedi kokar çamurdan yaratıldı dedi, gördüm dedi. Ben ise alevli ateşten yaratıldım, aslım alevli ateş. Ateş kokar çamurdan üstündür dedi. Benim aslım ondan üstün olduğu için ben ondan üstüyüm. Niye ona tezih edeceğim kim dedi. Allah yok demedi, dikkat eder misiniz? Evet, Allah var demek yetmez. Onun emrini de tutmak lazım. Onu emri reddettin mi kafirlerin başı şeytan olur insan. Onların grubundan olur. Evet, o kadar önemli. Her şeyi kabul edeceksin ama yapmıyorsun. Tembelliğinden, şundan bundan. Suçlusun cezasını. Bakarsın gene laf çıkar. Çıkacak. Peygamberimiz şefaat edecek. Ama
Muhammed akıllı adammış ya. Yok yok. O zaman mümin olamaz. Yani ölüp gittikten sonra ne yani? Orada kimse yok ki, bir şey yok ki. Kemik bile yok yani. Orada azap ne? Azap ne? Kabir azabı diye bir şey yok. Olmaz çünkü ayet var. İman şartı altıdır. İslam bunlar hep Kur'an'dan çıkıyor. Şeyden öyle diyen adamlar var. Bir şey yok ya, kemik bile yok burada. Ne azabı ya, böyle şey mi olur? Halbuki Kur'an'da diyor ki Allah, biz Firavun'u, dikkat edin, Firavun öldü. Binlerce yıl evvel öldü. Musa Aleyhisselam'la ben Tanrıyım diyen adam ne diyor Allah? Biz Firavun'u Kur'an'da sabah akşam ateşe sokarız. Ayet var böyle. Halbuki cennet ve cehennem şimdi yaratıldı, hazır. Nereden biliyorum? Ve izlifetil cennetü lil müttakine gayre ba'id. Cennem hazır, cennet hazır diyor Allah. Cehennem de hazır, bekliyor. Buradan biliyoruz, hazır. Ama mahkeme kübra kurulduktan sonra cehennemlik olduğunu Allah karar verince cehenneme girecekler. Ondan evvel kabir azabı dediğimiz işte ehl-i sünnet inancı Kur'an'a dayanıyor. Kur'an, kabirde sabah akşam daha cehenneme girmediğine göre Firavun ayete göre cehenneme kimse girmedi ya. Sabah akşam ateşe arz eder ne demek? Kabirde azap var demek arkadaş. Kabirde azap var. Buradan çıkıyor. Bu ayetlerden çıkıyor. Öyle diyor birçok adamlar. Bir şey yok orada diyor. Ne azap görecek? Ahiret şartları dünya şartlarına uymuyor arkadaş. Dünya şartlarına uymuyor. Bu alemin şartları başka. Hani ben burada etim kemiğim var falan. Orada bu şartlara konuşamıyorsun. Evet. Nasıl olacağını Allah müminlere azap göstermesin inşallah. Gidince göreceksin. Göreceksin ama geri gelmek yok. Nasıl bağırıyor? Peygamberimiz haber veriyor. Ölen adamın söylediklerini size duyurmak istemedim. Allah'a yalvardım. Duyurma dedim. Çünkü duysaydınız adamları gömmezdiniz. Halbuki insan Allah'ın en yarattıklarının en şereflisidir. Siz gömmeyince dışarıda kalır, kokar, burada bu şey yeme olur. İnsan ise eşref-i mahlukattır. Onun için yalvardım Allah'a ki o ölen, azapta olan adamın, kafirin sesini duyurma. Sağ kalanlara yalvardım, o da duyurmadı. Duyanlar var. Duyanlar var. Evliyaullah duyuyor. Peygamberimiz söylüyor, haber veriyor bize. Bir gencin kabrinin başına varmış. Delikanlı nasıl bağırıyor? Yandım, yetişin, kurtarın beni ateşten. Peygamberimiz sağ olsun, kimin bu kabir diyor? Efendim bir koca karı var diyor. Onun diyorlar. Derhal annesini çağırın diyor. Geliyor kambur bir adam, takıduk tukuduk asasıyla. Kim bu? Benim oğlum diyor. Bunu affet diyor. Affetmem diyor. Benim bir tane oğlum bu, bir tane oğlumdu bu diyor. Gece gündüz çırpındım, bir tek oğlum. Ama yemek yaptım, tuzu yok, yağı yok. Böyle yemek mi olur? Çamaşırken böyle çamaşır yıkarken bir gün sağ ol anacığım, elin dert görmesin demedi. Hep beni kırdı, kalbimi kırdı. Böyle de gitti. Affetmem diyor koca karı. Ama ana yüreği. Peygamber onun gözünün perdesini kaldırıveriyor. Affettim, affettim ya Resulallah diyor. Orada oğlunun yandığını görüyor. Peygamber görüyor. Peygamber gözlüğüyle onun gözündeki perdeyi kaldırınca nasıl bağırıyor? Affettim ya Resulallah, affettim. Anadır. Parçasıdır. Dayanamıyor. Evliyaullah da görüyor orada yananları. İnsanlar tabii herkes duyamıyor o sesi. Sahabilerden şimdi telkin yok diye herif. Profesör ilahiyatta telkin ne yani filan diyor. Halbuki Efendimiz diyor ki siz cenazeyi gömdünüz mü iki Uhud dağı kadar sevap kazanırsınız. İşin yoksa git. Çok sevap kazansın demek. Uhud dağı kadar, iki Uhud dağı. Cenaze namazı kılırsan bir Uhud dağı kadar. Bir de defninde bulunursan iki Uhud dağı kadar
git bulun bak Beleş'ten bir şey. Evet. Diyor ki Abdullah bin Mesud, o sizin geldiğinizi duyar diyor Peygamberimiz. Orada etrafındakilerin konuşmalarını, kazma körek seslerini duyar. Abdullah bin Mesud diyor ki sahabilerin en hukukçu, fakih adamı, İmam-ı Azam'ın en güvendiği fakih sahabi. Arkadaşlar diyor, beni gömünce hemen oradan ayrılman diyor. Sizin varlığınızla içeride görüyor oradakileri. Duyuyor oradakileri. Dışarıdaki bunu gömüyor ama orada görüyor. Bunun alameti bu. Bu sahabi bu adam. Oradan gitmen de diyor, yepyeni bir dünyaya gidiyor ya ölen adam, ahiret yepyeni. Başlıyorsun sıfır kabire konunca. Dünyadaki şartlara uymuyor. İnsan yalnız böyle hiç kimsenin olmadığı bir yere gittiği zaman korkar değil mi? O da işte siz orada durun azıcık da diyor, ben sizi şey edineyim diyor. Yoldaş edineyim de diyor, şaşırmayayım diyor. Korkudan dolayı şaşırırsam diyor, sordukları cevaplayamam. Sahabilerin sözü var. Peygamber de zaten kabre konan adama Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, kimler senin kardeşin diye soracaklar. Mümin olan adam Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Kerim, müminler kardeşim kıblem Kabe, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyecek. Efendimiz haber veriyor. Sahabiler de öylesi gitmeyin diyor. Bu sorulara diyor korkumdan şaşırabilirim. Sizi yoldaş edineyim de şaşırmayayım. Telkin onun için var. Duyuyor adamı. O mümin azab uğramasın, şaşırmasın diye. Ey Ahmet İbni falan, dünyadan ahirete göçtün. Haberin olsun, sen dünyada Müslümandın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyordun ya. Bu kelimeyi unutma ha. Kabir azabı haktır, ahiret azabı, cehennet, cehennem haktır. Allah'ın benzeri. Bunları söylüyor o telkin edilen. Söylüyor, o duyuyor onu. Şaşırmasın da ona yardım olsun diye. Telkin bundan vardır. Efendimizin hadislerine dayanır. Sahabilerin, onlara zaten mevkuf hadis denir. Onlara dayanır. İşte Kur'an'da haber verilen kabir azabı haktır diyor ama adam öyle şey mi olur ya diyor. Bir şeysi yok orada diyor. Bunlar sapık insanlardır. Yorumdan dolayı böyle yaparsa sapık, ama kesinlikle inanmıyorum, aklım kabul etmiyor diyorsa kafirdir. Evet, iman bölünme kabul etmez. Kur'an'da kesin olan şeyleri, haber verilen şeyleri inanacaksın. Yapmasan bile hiç şüphe etmeyeceksin. Şüphe götürmez. Evet, şüphe götürmez. Demek ki imanı Allah bilir. Ama bizim onun iman bilmemiz için şehadet kelimesi ağzından duymamız lazım. Ya da namaz kılması, harekete duymamız lazım, göstermesi lazım. Efendimiz de onu söylüyor işte. Bu imanın şartları budur dememiz bu hadislerden geliyor. İl imanu billah ikrarun bil lisan tasdik ve tasdikun bil kalp ve amelun bil erkan. Erkan şeylerle amel etmektir. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bizim ementüyü tarif etmiş, onu da söyleyeyim bitireyim. Bu şimdiki söylediğim hadisi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemizden naklemişler. El imanu en tü'mine billahi. İman Allah'ın varlığına, birliğine inanmaktır. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe inanmaktır. Vel melaiketi, meleklerin varlığına inanmaktır. Evet, bu melekler ulvi varlıklardır, nurani varlıklardır. Bizim gibi kötülük yapma kabiliyetleri yoktur. Hep Allah'ı tesbih ederler. Onların yiyeceği ibadettir. İçeceği Allah sevgisidir. Allah'ın lütfuna uğramış, özel olarak yaratılmış kullarıdır onlar. Allah'ın emirlerine asla isyan etmezler. Ve Allah'ın emretmediğini de asla yapmazlar. Nereden çıkarıyorum? Tahrim suresinden. Evet. Melekler ne diyor bak? Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, ku enfüseküm ve ehliküm nara. Hem kendinizi bu emredilenlere uymak suretiyle
cehennem ateşinden koruyunuz. Ve ehliküm nara, hem de karınızı, kızınızı, oğlunuzu, ehlinizi, ailenizi koruyunuz. Ve kuduhen nasu bil hicara vel hicara. O ateşin o yakıtları, odunu insanlardır ve taşlardır. Aleyhe melaiketun gilaz şidadun. Evet, o cehennemde melekler vardır. Ayet bu. Son derece güçlüdür. Elinden kurtulamazsınız. Son derece serttir. Yasak der. Başka bir şey. Nizani bilmiyorum der. Öyle serttir. Hiç yumuşak davranmazlar. Allah'ın emrinin la yasunallaha me emerahum. Allah'ın emrettiği şeyi kesin olarak yerine getirirler. Aman ne olurum elimden yapayım dinlemezler. Çok katıdırlar. Çok. Hiç Allah'ın emrinin dışında bir şey yapmazlar. Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Emredilmediğin, emredilmeyinde yapmazlar. Öyle melekler vardır. Kurtuluş yolu güzel peygamberimize uymak. Allah Celle Celaluhu emrinden yapmak. Şimdi cehennem melekleri 19. Zebaniler. Yani 19 tane değil. 19 sınıf. Sayın eve gidince Bismillahirrahmanirrahim'i sayın. Besmele de 19 harften ibaret. Devamlı besmele çekersen helal şeylere, besmeleyi unutmazsan Allah'ı zikretmiş oluyorsun. Öyle besmele götürürler adamı birinci kapıya. Birinci zebani almak ister. B harfi der ki hayır, o benim arkadaşım. Ya beni de sok içeriye ya da bunu alma. Bir melek içeri girer mi? Besmele içeri girer mi? Yanar mı? Öbür meleğe götürürler. Cehenneme sokmak için adamı. Büyük sin karşısına çıkar. 19 zebaniye karşı besmele'nin 19 harfi korur adamı diyor. Onun için yemek yerken ah oh deyip durma. Kafire bir şey demiyorum. O zaten toptan kaybetmiş. Sen Müslümansın. Ah o değil mi? Bismillahirrahmanirrahim de. Sağ elinle ye. Sağ elinle iç. Besmele çek. Peygamber sen millah diyor. Bismillah de iç. Bismillah de ye. Öyle diyor. Kül bi yeminik. Sağ elinle ye diyor. Ona uy. Besmele çek. Korusun seni orada. Besmele ağzından düşürme. Besmele ağzından düşürme. Evet. Güzel peygamberimiz bizi kurtarmak için öyle söylemiş. Evet, iman ve ipek Allah'a inanmaktır, ahiret güne inanmaktır, meleklere inanmaktır, kitaba inanmaktır, Allah tarafından peygamberlere inanan kitaplara, hepsine, aslına, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an, aslına inandık. Ama şimdi eldekiler aslı değil. Belli oluyor, okuduk. Belli oluyor. Kur'an'ın aslı indirdiği gibi yazılı metni elimizde. Evet, orijinali elimizde. Bütün dünyada Kur'an'ların hiç farkı yok. Elimizde ona inanmak, evet, peygamber nebi yine peygamberlere inanmaktır iman. Vel mevti, vel hayat ba'del mevt, ölüme inanmak, öleceğine inanmak, bir gün gelip öleceğin, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır iman, budur. Ve tü'mine bil cenneti ve nar, cennetin de varlığına, cehennemin de varlığına inanmaktır, Kur'an'da geçiyor. Vel hisabe, Allah'a hesap vermeye inanmaktır. Vel mizane, mizane amellerin tartılacağını, bakkal terazisi değil lan. Ama amelleri şu iyi şu kötü orada gözün önünde gösterecekler. Kur'an-ı Kerim'de vel vezdu yevmezinil hak. Evet, o gün Kur'an'da ayet okuyorum. Araf suresi 8. O gün amellerin tartılması haktır ama bakkal terazisi değil. Oraya mahsus bir ölçme haktır. Ona inanacaksın. İnkar edemezsiniz. Ve tü'mine bil kader külli. Kaderin hepsine inanmaktır. Tuh! Şöyle yapmasaydım adam ölmeyecekti. Ölecek lan. Kader çizgisi değişmez. Evet, biz bunu bilmediğimiz için tedbir alacağız. Devemizi sıkı bağlayacağız. Arabamızın frenini iyi çekeceğiz. Frensiz koversen düşer aşağı yuvarlanır gider. Evet, tedbirlerimizi alacağız ama olduktan sonra da tuh demeyeceğiz. Kader böyleymiş diyeceğiz, dövünmeyeceğiz. Kadere itiraz anlamında böyle başımızı saçımızı yolmayacağız. Kadere inanmaktır. Hayrı ve şerri. Hayır ve şerden
Allah yaratır. Bunlara inanmaktır. Evet. Feize faal tezalike, bu söylediklerimi yaparsan, bunları söylersen, fakat amente, iman etmiş olursun diyor Efendimiz. Ahmed İbn Hanbel, Nesai, Ebu Amir'den, Abdullah İbn Abbas'tan, Ebu Malik'ten, Nesai Hazreti Enes'ten, Abdurrahman İbni Venem'den, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud, Hazreti Ömer'den, iman Allah'a inanmaktır, meleklere inanmaktır, kitaplarına inanmaktır, peygamberlerine inanmaktır, ahiret gününe inanmaktır, kadere, hayır ve şerin Allah'tan olduğuna inanmaktır diye Efendimiz tarif. Biz de işte اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diye iman kelimesi işte bu hadislerden seçiyoruz. Allah imanımızı kamil eylesin inşallah. İmandan bizleri, neslimizi, ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraberiz. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraberiz. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süvercileri, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları, bir cümle ahiret itaat müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranlar, bu kurduklar gelmesine katkısı olanlar, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden şüheda ve kuzat, zıkkında giden kuzat,
hayır eserleri diken tüm hayırseverler arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına bağışladık. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalından bol, ömrümüzü hayırlısı uzun, akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Sübhanekallahü ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ilek. Sübhan Rabbina Rabbil izzetü amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.